aslında şiddet meselesi de var aslında. Daha doğrusu şöyle, Milli Eğitim Bakanı eğitimde 2023 vizyonunu mecliste milletvekillerine anlattı. Yeni nesil eğitim sistemleri, işte okul öncesi eğitim vesaire burada var. Zaten bunu konuşuluyordu. Bu özel okullarda teşvik vardı. Bunlar yavaş yavaş kademeli kaldırılacak vesaire. Fakat şimdi dün bir olay oldu. Bir lise talebesi, bir lise talebesini öldürdü. Şimdi bu şiddet hayatımızın her yerinde. En son kadına şiddet derken şimdi işte liselerde şiddet. Bu noktada aslında ne yapmamız lazım bilmiyorum ki. Yani hani bunu da Türkiye'ye mal etmemek lazım. Şimdi dünyaya bak, Amerika'ya bak. Habire okul baskınları oluyor, bilmem ne oluyor. Şiddetin bin para arda, seri katiller yani, vesaire. Tabii. Genel bir şiddet atmosferi de... Olay adeti olarak baktığımızda atmosfer kötü iyiyiz. Yani. Ama yaşanan şey tabii ki bir trajedi. Çok büyük, korkunç bir şey. Lisede pompalı tüfeğin ne işi var? Pompalı tüfeği herhalde kurgulayıp gidip almış. Birkaç gün sonra saldırmış arkadaşına. Yani ortada belki o tarafta da bir sorun var. Bu son dönemlerde tüfek hikayesi, pompalı tüfek ya da başka tüfeklerin ruhsatlandırılması meselesinin kolaylığı, bu konuşuluyor ama konuda hiçbir şey yapılmadı nedense. Örneğin bir tabanca ruhsatı ya da tabanca ile ilgili bir şey yapmak istediğinizde çok kademeli bir aşamadan geçiyorsunuz. Ama onunla kimse uğraşmıyor artık. Çünkü neredeyse makinalı tüfek gibi bir şey alıyor. Hani avcı vesaire diye. İşte o internette satılması, internetten alıyorsun diye değil. İnternette satan kişi onu bir paket teslimi olarak yapıyor size. İşte nasıl izin alınabilir? İşte normalde şehir içinde taşınamaz ama aldıktan sonra kullanıyor vesaire. Yani edindikten sonra sıkıntı büyük. Birçok yerde de pompalı tüfek saldırısı oluyor biliyorsunuz. Evet. Yani artık şehir içinde her yerde işte ortada ciddi bir, o tarafta bir sorun var. Ama öğrenci tarafı, evet, eğitimde reformlar bekliyoruz. Tabii ki bu olay okulda olduğu için bu tür olayların çözümü öğrencilerle ilgili şiddetin. Öğretmenle de bir şiddet oldu. Öğretmene de bir veli gitti, tabancayla ayağından vurdu dün. Yani orada da evet, çözüm orada. Yani oradaki eğitim sisteminde aynen demin sağlıkta konuştuğumuz gergin anlar oluyor anladığımız kadarıyla. Öğrenciler arasındaki hikayeler çok kritik, zor işler ama veli öğretmen arasında ya da öğretmen öğrenci arasındaki ilişkilerde biraz daha gayret etmek gerekiyor sanki. Evet. Oralara odaklanmak lazım. Yani bu şiddet iklimini ne yapacağız bilemedim. Yani bu bizimle ilgili değil. Hadi bir Türkiye'de düzenlemeleri yaptın, ettin, silahları kestin vesaire. Okey. Ama yani bu çoluk çocuk, işte bilgisayar oyunu mu dersin, kendi aralarındaki şiddetle mi dersin, aile içi eğitim mi dersin? Çok fazla etken var, evet. Yani televizyonu var. Televizyon mu dersin, şu televizyondaki şiddet içeren dizilerden artık gına geldi ya. Bilgisayar oyunları, gerçekten. Savaş oyunları rating var, şiddet oyunları var. Rating rekorları kırıyorlar, alıyorlar silahları. Yok şey, hepsi X dizisi gibi, şimdi adını vermeyeceğim dizinin. Etrafta dolaşan aynı tipte siyah ceket, siyah pantolon, kısa pantolon gençler. Şiddeti öven beyaz gömlek, ya da şey gibi dolaşıyorlar öyle, ellerinde silahlar. Medya konusu da çok kritik biliyorsunuz. Hani. Bilmiyorum yani, diziler konusunda da biraz kontrolü gitmek lazım. Bana öyle geliyor. Yani bir çocuk sahibiyim ben, dizi 4 tane var. Yani hani dizilere bak, o onu vuruyor, bu bunu veriyor. Yok efendim delikanlı vesaire, böyle şey olmaz ki ya. Yani o dizilerle Hollywood yıllarca bizi yönetti, dünyayı yönetti. O filmlerle. Yani bilemiyorum, ben bu konuda biraz hassasım. Orada da var aynısı. Aynısı var, onu diyorum. Nereden keseceğiz? Yani sadece orada Türk dizileri değil ki, dünya ya dizileri, bakın, filmleri, sinemaları, bilemedim. Bilemiyorum. Evet. Buyurun şimdi sana. Bizde de hani Kara Murat bir atışta 8 tane ok atıp 8 Bizanslıyı öldürürdü. Ondan sonra gelenler de işte 6 patlar silahıyla 30 tane kurşun atarlardı. 70'li yılların filmlerini hatırlayın, 60'lı yılların filmlerini. Bu şiddet sinemada, televizyonda hiç bitmedi. Her zaman vardı. Her zaman vardı. Fakat biraz daha hani bunların o günden bu yana, o günleri de yaşamış görmüş insanlar olarak, o günden bu yana ben bu işlerin aileyle çok doğrudan alakalı olduğunu düşünüyorum. Allah kimseyi iddiasıyla sınamasın. Ama televizyonların etkisi bir yere kadar. Sonuçta biz kaç yılda bir ya da yılda kaç tane bu tip şiddet olayıyla karşılaşıyoruz? Hay, bir de bilgisayar oyunları eğitim var Mustafa şart, Bey. Çok güzel. İşte kadına şiddet gördük, kimin ne kadar eğitimli mi eğitimsiz mi gördük değil mi kadına şiddet yani konusunda? Tabii ya, o eğitime mağduru bakmıyor. Da, o eğitime işte faili bakmıyor. De. Bu da işler böyle. Ama bilgisayar oyunlarında da var bir fakat mesele şu. Eğitimden bahsetmiyorum ben.
Var, var. Ben biraz da eğitimden bahsetmiyorum. Aslında biraz terbiyeden bahsediyorum. Evet. Eğitim sadece okur yazarlıkla ilgili bir şey değildir. İşin bu tarafı bence çok önemli. Bu bir. İki, erişim. Erişim mutlaka kısıtlanmalı. Orada 15 yaşında çocuğun silaha erişimini kısıtlayacaksınız. Bu sorumluluk. Bu devletin de sorumluluğu, ailenin de sorumluluğu, her neyse. Aynı şekilde pompalı tüfek veriyorsanız birisine, bu tüfekle ya güvenliğini sağlamak noktasında öyle bir yerde yaşıyor olmalı, yani dağ başında yahut normal resmi güvenliğin erişebileceği yerlerin dışında bir yerde yaşıyorsa, tamam, itirazım yok. Şehirde pompalı tüfek, avcıysa, ava gidiyorsa, tamam, onun da bir standardı var. Onun dışındakilere bence çok da vermemek gerekiyor. Efendim, ben silah meraklıyım. Meraklıysanız onu kullanabileceğiniz yeri bana göstermeniz lazım. Atış poligonları var. Gidersiniz ve atış yaparsınız. Problem yok. Orada her türlü silah var. Evet. Ve pompalı tüfek de koleksiyon silahı değildir. Evet. Derseniz ki bana, ben işte 1886 Winchester silah bir yerde buldum, onu almak ve saklamak istiyorum. Tamam, bunu anlarım. Bul, getir, ona devlet ayrı bir düzenleme yapsın. Ama pompalı tüfek bir koleksiyon silahı değildir. Kimse tırnak içinde numara yapmasın. Evet. Çocuklar da buna erişebilecekleri bir yerde olmamalı. Bir çocuk bu silaha eriştiğinde çocuğu serbest bırakacaksınız, rehabilite edeceksiniz. Babasını yürüyemez hale getireceksiniz. Evde elektronik kelepçeyle tıkacaksınız evine. Hapse atın da demiyorum. Çoluğunu çocuğunun yanında dursun ama sokağa çıkacak, çıkamayacak hale getireceksiniz. Çünkü o katliamı, o cinayete o çocuk, eğer o silah evden alındıysa ya da her nereden alındıysa, o da ortak. Bunların her birine çok dikkat etmek gerekiyor. Dediğim gibi Allah kimseyi iddiasıyla sınamasın, kimsenin başına vermesin. Ama silah meselesini biz çok hafife alıyoruz. Evet, Allah korusun. Çok hafife alıyoruz. Allah korusun.